Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedik Tunurcuğum. Nasılsınız Haluk Bey? İyiyim. Size çok kötü bir haberimiz var. Hayırdır? Düğünü iptal etmek zorundayız. Ana! Niye? Yeter da böyle bir şey için düğün ertelenmez. Benim tepemin tasını attırıyorsun. Bak atayım damarım, görüyor musun? Damarım atmaya başlar ya. Atacaksın. Susun da göreyim beni. Konuşacağım sabaha kadar. Rıza Bey, yani gerekiyorsa, Sultan Hanım istiyorsa düğün de ertelenir. Hiç önemli değil. Önemli olan ne oldu? Sultan Hanım ne oldu? Ne olur anlatın. Tabii yani eğer sorunu bilirsek daha kolay bir çözüm bulabiliriz. Şimdi çocuklara da yazık, o kadar gittiler, günü aldılar. Yani bir ay sonra evlenecekler, değil mi? Diğerim gülür. Diğerim de anlatamayırım ha buna. Ben taşa anlatsaydım ha bunu anlattıklarımı, karşıma geçer horon teperdi taşlar. Bir dakika, biz bir Sultan Hanım'ı dinleyelim. Sultan Hanım, ne oldu? Yani bir şeye moraliniz mi bozuldu? Neyse sıkıntı, anlatın. Belki bir şekilde hallederiz. Halden anlayan insanlar var bu dünyada. Moralim çok olsun. Hayatımda kendimi hiç bu kadar kötü hissetmediydim Tunurcuğum. Sultanım, baş başa konuşmak ister misiniz? Mutfağa gidelim mi? Mutfak değilsin yani. Evet diyorum. Papi gün. Mutfak diyeceğim. Hiç aklıma gelmezdi. Meltem'in kime ne zaman mutfak diyeceği belli olmaz. Bugün piyango size çıktı. Allah'ım sen bana akıl fikir. Sen bana sabun ver. La havle ve la kuvvet. Sultan Hanım. Çok tokulardım. Fecim mi değiştir vaziyetteyim şu an. Ama ne olur ağlamayın yani. Ben size bir bardak. Dur. Kopa beni burada yalnız. Allah'ım sana yalvarıyorum. Lütfen ha bu ikiz tünelü fesifizi bozma da. De dur lafa bak. Ulan nereden nereye bağladın? Ulan nereden bağladın bu ikizler felsefesini? Ha bu olayım. İkiz tünürler felsefesiyle yakından ilgisi vardır Hüseyin. Sultan Hanım, yani sizin bu ikizler felsefeniz öyle hemen de bozulmaz canım. Yani o devam eder. Tabii. Elimde olmayan sebeplerden ötürü ikiz tünürler felsefesi her an bozulmak üzere. Şimdiden herkesten özür dilerim. Özellikle senden. Yok, hiç önemli değil. Ne olur yani siz bunu dert etmeyin. Sultan Hanım, ben gerçekten endişelenmeye başladım. Ne olduğunu anlatır mısınız lütfen? Evet, lütfen. Ne olduğunu bilirsek daha iyi anlayabiliriz sizi. Anladım çok. Ama Pelin'le dalga geçmeyeceğiz. Yok canım, niye dalga geçelim? Siz böyle bir çırpıda söyleyin düğün neden ertelemek istediğinizi, rahatlayın. Ay, buradaki önemli konu düğünün ertelenmesi mi? Evet. Hayır. Önemli olan Sultan Hanım'ın niye bu kadar üzüldüğü? Ha, o da var tabii. Bak Sultan söyle, söylemezsen ben söyleyeceğim. Vay, söyle de görelim. Ben sana neler ederim, sen biliyor misin Rıza? Ha bak Sultan, ben Karadeniz erkeğiyim ha. Öyle tehditvari konuşamazsın bana. Sabahtan beri dünürlerin yanında sustum. Bak sinirlerim tepeme geldi, damarım atmaya başladı ya. Vay, atarsa atsın. Ha bu damar deyip atar. Hiçbir şey olduğu yok. Korkutamazsın beni. Sen Karadeniz erkeğisin, ben Karadeniz kadınıyım Rıza Bey. Boğaldım, yemin ediyorum boğaldım ha. Sen mi ben mi? Evet, herkes hazırsa düğünü neden iptal etmek istediğimi açıklayın. Açıkçası feci derecede korkarım. Ben... Siz... Ben... Siz... Kız, sen bacaklara ne sürüyorsun? Kulların bacakları ne kadar güzel parlar. Nereden aldın? Gidip bana bakayım, ben de süreceğim. Bir de bana daha çok yakışır. Aynısını da bana da alalım da. Nereden aldın? Gidip göreyim. Açık çok merak ettim. Sultan, konumuz bu mudur şimdi? Evet, budur. Az bir dur da kısa bir ara vereyim. Gidip bana göreyim. Az belki bana da alırız. Ha böyle şuralara sürerim, olur. Bu bir krem Sultan Hanım. Ben size alırım. Ne kadar iyi kalpli bir tünür. Görüyor musun Rıza? Kız, seni yerim. Bana çok yakıştı bu tünür. Sultan Hanım, biz konumuza geri dönsek, yani siz niye düğünü ertelemek istiyordunuz? Ha düğün. Ay. Şimdi düğünü ertelemek istememin sebebi,
Yani ben... Oğuş, aldı beni bir darlık. Ben gideyim. Daha fazla duramayacağım. Terasa çıkayım. Rıza Bey, otur oturduğun yerde. Ulan sen de söyle söyleyeceğim onu. İki saattir söyleyemiyorsun. Darlandım, bunaldım da terasa gideyim. Ne gidi beni yalnız bırakmışsın? İnsan böyle bir günde hanımının yanından ayrılır mı? Böyle bir konuyu açıklarken hanımının elini tutmaz mı? İkizim Tunur'cum böyle bir durumda kalsaydı, Haluk Bey onun elini tutar idi, onun yanında olurdu. Ne olurdu biraz Fikir Tunur'la felsefesini benimseseydi? Ya, keşke. Allah'ım sen bana sabır ver. Sultan Hanım, şimdi Rıza Bey de burada. Bakın oturduğu bir yere gitmiyor. Hepimiz buradayız ve sizi dinliyoruz. Sultan Hanım, ama böyle yaparak çok üzüyorsunuz bizi. Üzmek ne demek? İnsanları boğalttın. Kibarlıklarından bir şey demeyler. Sultan Hanım, siz belli ki utanıyorsunuz, çekiniyorsunuz. İsterseniz ben gideyim, sen bana sonra anlatırsın, tamam mı? Tabii ki. Otur Tünürcüm, otur ya. Sen de mi çekiniyorsun? Sen bugüne bugün benim poğaçamı bile görmüş birisin. Ha. O meseleyi de temcit pilavı gibi ilkine bir ısıtıp ısıtıp önümüze getirme de. Yani evet, o günü hafızalarımızdan silelim. Kocadan yana şansım gülmemiş olabilir. Ama Tünür'den yana çok şanslı. Senin gibi kaba değil en azından. Sultan Hanım. Hadi ne olduğunu anlat. Lütfen. Uşakları çağırın, onları gelsinler. Herkese ayrı ayrı anlatamayacağım. Yüreğim dayanmaz. Çok müteessirim. Çağırın bizim kızlar uşağı. Gelsinler, herkese bir seferde anlatayım. Tepi batından çıksın da kurtulayım ya. Sultan Hanım, siz anlatın. Biz onlara anlatalım. Bu kadın benim ömrümden 30 yıl yemediyse ben de Rıza değilim. Hadi Sultan, hadi. Ne oldu? Simay'da elini buraya kesin de önde anlatacağım. Tamam, tamam. Sultan Hanım madem öyle istiyor, ben hemen şimdi Emre'yi arıyorum. Simay'ı alıyor, buraya geliyor. Tamam, tamam. Ne kadar güzel kalpli bir insan. Ne kadar güzel kalpli bir insan. Oy. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu el.